İyi günler değerli Yeni Bakış TV izleyicileri. Bugün 27 Aralık Perşembe. Programımız için, güncel programımız için bugün haftanın son programı olacak. Kısmet olursa 31 Aralık günü, yani pazartesi programım olmayacak. Büyük ihtimalle o gün trafikte meydana gelebilecek bütün tıkanmalar ve koşuşturmalar ve çarşı pazar işleri nedeniyle gımıldama şansımız bile olmayacak Girne'den. Dün size anlattım zaten Girne Sulu Çember Ciklos yolundaki yaşanan festivali. Dolayısıyla yani ben aslında tatili çok seven bir insan değilim. Hiç sevmem. Yani hayatın rutininin aksamasını veya bir şekilde sekteye uğramasını seven insanlardan değilim. Yani çalışma yanlısı insanım. Çalışılması gerektiğine inanan insanım her zaman. Nitekim Yeni Bakış gazetemiz ve televizyonumuz da kesintisiz sürdürüyor yayınlarını. Takdir edilecek bir durumdur bu. Bu medya kurumu adına. Dolayısıyla her gün yazı yazdığımız gibi 31 Aralık'ta da yazımızı yazacağız. Ama 31 Aralık'ta ben Girne'den çıkıp buraya geldiğim için o deli trafiğin içine girmek istemem. Yani ne asaplarımı bozayım isterim, ne de bir şekilde işime geç kalmak isterim. Dolayısıyla Yeni Bakış TV'nin değerli yöneticileriyle de konuştum. 31 Aralık ve 1 Ocak günleri, günü, iki gün burada olmayacağım. Sizlerle beraber olmayacağım ama telafi edeceğiz bunları tabii. Ve 31 Ocak'ta, hemen 31 Aralık'ta bu kısa bir pazartesi günü kısa bir ara ve 1 Ocak'ta işte salı günü kısa bir ara. Ondan sonra yeniden birlikte olacağız. Hayat da rutine. Ama şimdi esasında bir şey var. Yani ben hayat rutine dönsün diye rutini savunan bir insan da değilim. Yani onu da söyleyeyim. Hayatın kendi dinamiğinin durdurulmasına karşıyım. Aslında doğru olan bu ifadedir. Yani hayatın dinamiği durmamalı. Hayatın dinamiği herhangi bir sebepten aksamamalı, kesilmemeli. Sekteye uğramamalı. Yoksa rutin de iyi bir şey değil. Yani rutin yapılan işlerde heyecan olmaz. Rutin yapılan işlerde ruh olmaz. İstek olmaz, heves olmaz. Gönüllülük olmaz, inanmışlık olmaz, adanmışlık olmaz. Bizim gazetecilikte de, ben gazetecilikte mutfağında ilk kez başladığımda bu işe, tatil olduğu gün üzülmeyi tercih eden bir adam oldum. Veya tercih değil, içimden öyle gelirdi. Çünkü şöyle tatil tabii ki, cumartesi, pazar anlamında söylemiyorum. Yani uzun bayram, dini bayram tatilleri olurdu. İşte gazete o dönemlerde bu diyelim Kurban Bayramı'nda 4 günün 2 günü çıkmazdı. Sıkılırdık be arkadaş, ne yapacak şimdi diye. Huzur içinde uyusun. İsmet Kotak Bey, o dönemde Kıbrıs Postası'nın her şey kurucusu ve yönetim kurulunun da başkanı aynı zamanda, derdi ki ya arkadaşlar tamam gazete çıkmayacak ama siz evde olsun oturun, bir şeyler hazırlayın, bir yedekleme yapın kendinize her ihtimale karşı. Yani harp olur darp olur laf gelişi, bir aksilik çıkar, hastalık olur, sıkıntı olur, o gün yazınızı yazamazsınız. Böyle feature yazı tipinde, yani her dem geçerli olabilecek birkaç tane yedeğiniz olsun derdi. Huzur içinde uyusun.
Ondan öğrendiydik yani bu tür yedekleme işlerini. Şimdi çok bir vaktimiz yok yedekleme yapmak için. Çünkü her gün yazıyoruz ve bu gazete yaşadıkça, biz de burada durdukça her gün yazmaya da devam edeceğiz. Ama eğer fırsat bulursak yedekleme de yaparız. Yani elimizin altında birkaç yazı tutmak önemlidir. Televizyon için de öyledir yani aslında. Belki arkadaşlar, televizyonu yöneten arkadaşlarımız ellerinde mutlaka hayatın dinamiğinin aksaması durumunda, yani böyle uzun tatillere denk gelecek dönemler için veya işte bu yılbaşı pasaryası için mutlaka birkaç tane yedek programı banda almışlardır. Banttan diyorum, şimdi eskiden bantlar vardı. Artık öyle geldi, öyle diyor. Yani mutlaka banttan verebilecekleri hoş yayınlar ellerinde vardır. Biz de biraz da bunun belki rahatlığıyla diyelim ve bir daha 31 Aralık günü o dediğim yılbaşı fasaryası içine girmemek için, trafiğinin içine gir. Hele Lefkoşa inanılmaz bir şeydir ya. Yani şimdi bile görürsünüz. Aslında herkesin çok harcayacak parası mı var? Herkesin yoktur ama kamu çalışanlarının var. Zaten sadece onlar sokağa çıksa kilit trafik demektir. Yani kamu çalışanlarının, emekliler sadece sokağa çıksa trafik kilit demektir. Biter yani. Lefkoşa biter. Girne de biter. Çünkü bir aile insan da Girne'de alışverişe, daireye gitmek yerine Girne'de alışveriş yapacak. Bütün mesele daireden kırmak. Yani bir şekilde çocuğuma bir hediye alacağım, kocama bir hediye alacağım, karıma bir hediye alacağım deyip böyle daireden kırmanın çeşitli usulleri var bizim memlekette. Ama para alırken iş kaçmaz. Devlet Golipa gibi 13. maaş dağıdırken hepsi meydandadır. Kapalılar parayı ve gene çarşıya. Yahut bu dönem kredi kartı borcuna. Olsun ama onların rahatlayacak bir teselli ikramiyeleri var. Ama halkın büyük bölümünün böyle bir şansı yok. Üstelik marketçi ve ilaç vurgunu katmerlenerek artıyor. Bunun aksini söylemek halkı enayi yerine koymaktır. Lütfen aksini söylemeyin bunun. Çünkü marketçi ve ilaççı vurgunu halkımızı inim inim indetiyor. Bunu da bir yere not edin. Şimdi değerli izleyenler, tabii dün Berete Müdürü, Torpilli Berete Müdürü ile ilgili bir yazım oldu Yeni Bakış'ta. Daha sonra program içerisinde bu yazıma ilaveten, yani o sütunlara sığmayan bazı şeyleri de bu programda söyledim. Gocunmuş Berete Müdürü. Hukukçuma bir danışayım demiş, bakayım ne var. Oysa ne kendisinin ne de bir başka birinin kişisel hak ve mahremiyetine veya hukukuna yönelik kişisel herhangi bir söz sarf edilmediğini görecek. Ama maksat burada bize bir gözdağı verme. Nasıl verecek onu? İşte araya bir takım arkadaşları koydu. Ki onlar da basın özgürlüğünü hep savunduğunu söyleyen arkadaşlar. Ve Yeni Bakış televizyonu aradılar bunlar. Ve benim programda hiç kullanmadığım, hele birisinin şahsı için hiç kullanmadığım şu kelimeler söylendi diye bir ifade kullandılar.
bana karşı. Yok böyle şeyler söylenmez. Onu hemen ben burada söyleyeyim. Zaten ben Ali Tekman olarak sert konuşan bir programcı olabilirim. Sert yazan bir gazeteci olabilirim. Ağır eleştiriler de yapabilirim. Ama hiç kimsenin kişilik haklarına, kişisel onuruna rencide edici herhangi bir cümle sarf etmem. Küfür hiç etmem. Hakaret rejime ederim. Genel anlamda rejimin ortaya koyduğu koşullara ederim. Ama hiçbir kişiye, hiç kimsenin kişisel haklarına yönelik sözlü bir tecavüzüm söz konusu değildir. 1982'den beri çok kısa aralıklarla makale yazarım, günlük makale yazarım gazetelerde. Böyle bir kelime, böyle bir ifade, yani hakaret olan, küfür içeren kişiye yönelik hiçbir şekilde bulamaz. Bugüne kadar da bulamadı. Dolayısıyla bugünden sonra da değişecek halimiz yok. Yani şunu çok açık ve net söyleyelim. Herhalde benim kadar Ulusal Birlik Partisi'ne ve onun ebedi lider ilan edilen lideri Doktor Derviş Eroğlu'na ve daha sonra da Tahsin Ertuğruloğlu'na yüklendiğim kadar hiçbir kuruma, yani UBP anlamında, siyasi parti anlamında hiçbir teşekküle, siyasi teşekküle onlara yüklendiğim kadar yüklenmedim. Yani Sayın Eroğlu bu memlekette 18 sene başbakanlık yaptı. 21 sene yanılmıyorsam da UBP genel başkanlığı yaptı. Ve benim ona yüklendiğim kadar yüklendiğim bir başka kişi gerçekten yok. Ama yüklenme şu, onun şahsi kişiliğine ilişkin değil, temsil ettiği misyon nedeniyle simgesi olduğu siyasete yüklenmeydi. Yani kişisel haklarına değil, siyasal kimliğine yönelik yüklenmelerdi bunlar ve sert konuşmalardı ve ağır konuşmalardı. Ama bir tek küfür, Tanrı uzun ömür versin Sayın Eroğlu, eğer izlerse veya bir şekilde anlatırlarsa kendisine bu programla ilgili söylediklerimi, çıkar ve der ki doğrudur. Ali Tekman'la hiç yıldızımız barışmadı ama bana da hiç küfretmedi. Hakaret etmedi. Kişisel hak ve özgürlüklere tecavüzüm asla olmaz. Kendimin ifade özgürlüğü adına gidip de başkasının kişisel özgürlüklerine dokunmam, dokundurtmam. Ama ağır eleştiririm. Neyi eleştiririm? Bir kez daha söyleyeyim. Siyasi kimliğini. Siyasi kimliğini. Çünkü o siyasi kimlik aslında bir siyasi akımın simgesi konumundadır. Yani ete kemiğe bürünmüş şeklidir. Bir siyasi parti liderinin örneğin siyasi kimliği, o siyasi görüşün ete kemiğe bürünmüş şeklidir. Dolayısıyla halka da mal olmuş siyasilere çok ağır eleştiriler yaparım. Ama hakaret etmem, küfür etmem buna rağmen. Onların yaptığı hatalar da benim için aynıdır. Yani örneğin dünkü yazımda da konu ettiğim, televizyon programında da konu ettiğim eş, ahbap, dost, bariya, kanka, gomma ilişkileri çerçevesinde yaptıkları atamalar
benim için eleştiriyi gerektiren ve hak eden atamalardır mesela. Siyasi atamalardır çünkü. Oradaki siyasi kimliklerle ilgilidir derdimiz, imanımız. Veya o siyasi kimliklerin yaptığı yanlış, hatalı atamalarla nelere yol açabileceğine ilişkin uyarılarımıza rağmen bunların dikkate alınmaması, dikkate alınmadığı için de gerçekleşmiş olmasıdır bizim efkarımız. Bizim efkarımız ne onun ne bunun kişisel hayatı veya şahsi kimliği çok da önemli değil. Yani eleştiri bağlamında. Bize ne? Ama eğer bir siyasi ise, siyaseten bir atamaysa, siyasi gaylelerle bir yere getiriliyorsa ve biz de oraya o kişinin getirilmesinin nasıl bir hata teşkil edeceğini anlatmaya çalışırsak ve bu yolda eleştiri getirirsek, bu kimsenin kişisel hakkına tecavüz etmek anlamına gelmez. Eğer bunu ayırt ederse bazı arkadaşlar, ne demek istediğimizi de anlarlar. Yoksa bize ne BRT müdürünün meseleleri ki şahsi mesele yapalım. Ha, şahsi mesele yapıyormuşum. Bize ne? Bize ne BRT müdürünün şahsi durumu veya konumu ki şahsi mesele yapalım. Bizi ilgilendiren onun oraya hangi misyonla atandığı, nasıl atandığı ve orada dururken neler yaptığıdır. Biz yapıp yapamadıklarını ortaya koyarız. Bundan gocunacak bir şey varsa da o benim sorunum veya bizim sorunumuz değil gazeteci yazarlar olarak. Sizin sorununuzdur Sayın BRT Müdürü ve sizi atayanlar. Onun için bugünkü yazımda kimse eleştiriden azade değildir. Yahut aslında yazımın başlığı BRT müdürü de eleştirilerden azade değildir. Çünkü oraya siyasi gaylelerle eş ahbap dost Barya Gomba Kanka ilişkileri çerçevesinde atanmıştır. Kendisini herhangi biriyle kıyaslamak istemem. Kıyaslarsam burada olmadığı için tek taraflı bir yaklaşım olur ama ortada gerçekler. Yani bu atama tamamen yandaş atamasıdır tek kelimeyle. Ama siyasi yandaş anlamında da değil. Direkt yandaş atamasıdır. Ve bu 2-3 kişi Sayın Başvekile bu konuda baskı yaptı. Tırnak içinde tavsiyede bulundu. Israrlı tavsiyede bulundu. Gene tırnak içinde. Ve bu atama gerçekleşti. Biz de dedik ki bu atamanın gerçekleşmesi halinde BRT statüko ekranı olmaya devam edecek. Ülkenin nice demokrat aydını ve gazetecisi bu ekranlara çıkamayacak. Ama bu ülkenin çözüm karşıtı ve rejim işbirlikçisi suratlar o ekranda sırıtacak. Bunları da, bu uyarıyı da yaptık. Ben farklı görüşler olsun olmasın demiyorum.
Ama yok da işbirlikçiliği kanıtlanmış, kaşarlanmış işbirlikçiler. Onlar değil. Sağ veya sol, farklı görüşte olan herkese BRT ekranı açık olmalıdır. Ama işbirlikçilikle nam salmış ve her devrin adamı pozisyonunu sürdürmekte devam edenler o ekranlarda fink atarken memleketin demokrat aydınları BRT'ye çıkamamak. Yalan mı? Yalansa söylesinler. Sayayım kendilerine isimleri. Başlıyorum bugünden itibaren liste tutmaya. Kimler bu ekranlara çıkamazlar? Bu ülkenin demokrat aydın karakterli insanları. Yalan mı yasak listesi oldu? Hadi çıksın biri yasak listesi yoktur desin. Yalan mı? Yasak listesi var BRT'de ve bunu BRT'nin sayın müdürü çok iyi biliyor. Elinin altındadır belki de. Sömeninin altındadır. Baksa görecek. Dolayısıyla bana kimse Ali Tekman işi gücü bıraktı da şahsi mesele yaptık. Şahsi mesele değildir bu konu. Bilakis toplumun meselesidir. Devletin yani halkın olması gereken bir yayın kuruluşunda bir tek müdürün tercihleriyle halkın yanında olmayan, barışın yanında olmayan, çözümün yanında olmayan, üstelik olmayabilin ama bu işleri işbirlikçilikle sürdürenlerin oralarda fink atmasını kimse kabul edemez. Kusura bakmasınlar. Dedim ki hadi onları da çıkarttı mevcut müdür. Peki ülkenin demokrat aydınları ne olacak? Bugüne kadar isimleri kirlenmemiş, bugüne kadar hiçbir alavera dalaveraya, organize işe, alengirli işe karışmamış mesleğini büyük bir yüreklilikle ve büyük bir özveriyle yapan insanlar neden BRT ekranına çıkamıyor? Bana bunun cevabını verebilir mi? O atamayı yapan Sayın Başvekil, tekrar geçmiş olsun dileyelim ayrıca, yapamaz. Yapamaz. Nasıl ki Dom Otel konusunda şu anda şaşırıp kaldı ve hiçbir şekilde bir adım atamıyor. BRT'deki yasak listesi konusunda da eli kolu mahkumdur. Rejime yan bakamıyor. Soramıyor kendi atadığı müdüre. Falan gazeteci, falan aydın, falan düşünür, falan filozof, falan edebiyatçı. Neden bu BRT ekrana çıkamıyor diye merak edip sormuyor. Ama çıkmadıklarını biliyor. Ama merak edip sormuyor. Peki bu noktada bizim eleştiri yapmamız yanlış mıdır? Sert eleştiri yapmamız yanlış mıdır? Ağır eleştiride bulunmamız yanlış mıdır? Bana sebebini söyleyin. Sebebini söyleyin. Hangi kriterlerle rejimin ödenekli işbirlikçileri o ekranda, BRT ekranında fing atıyor da bu ülkenin demokrat aydınları ve gazetecileri o ekranlara çıkamıyor? Veya mikrofonlara diyelim. Bayrak Aktörü.
bunlara cevap veremediğimiz sürece biz eleştirilerimize devam edeceğiz. Atadığınız müdürde o cesaret olmadığı sürece, o irade olmadığı sürece, o aks içinde rejimin kriterleri, kıstaslarını içeren yasaklı listesi devam ettiği sürece biz eleştirilerimize devam edeceğiz. Bundan daha doğal bir şey var mı? Ha bize neden bu sert ve ağır eleştiri yapıyorsunuz diye soranlara da şunu söyleyeceğiz. Ama siz söz kısıtlamasına, özgürlüklerin kısıtlamasına, gazetecilerin kalemlerinin kırılmasına her fırsatta karşı çıkarsınız da bir tek BRT müdürünü eleştirilerden azat edin. Yani sizce BRT'de bir yasaklı liste. Peki bu BRT'de yönetim kurulu ne yapar? Ne iş yapar? Yani sadece müdüre söylemeyin. BRT yönetim kuruluna söyleyin. Onlar bu yasaklı listeyi bilmez mi? Bilir. Biraz sır kendilerine bu BRT döneminden çünkü bu yasaklı liste. Kuvvete döneminde miras kendilerine aynen sürdürdüler. Hatta yeni eklemeler yaparlar. Peki bu BRT yönetim kurulunu bizim eleştirmemiz neden yanlış olsun? BRT müdürünü eleştirmemiz bu noktada neden yanlış olsun? Sen eleştirin neden yanlış olsun? Hani insanların en büyük özgürlüğü İfade özgürlüğüydü. Neden insanımız bu devletin televizyonu, bu devletin radyosu, bu devletin yayın kuruluşu olan, yani halkın olan bu kurumda insanlarımızın sadece bir kısmının sesi çıkabiliyor? Bunu sordunuz mu kendinize? Yeni bakışı arayın. Benim hiç söylemediğim sözleri Yeni Bakış TV yöneticilerine söyleyin. Neden böyle? Her şey neden lan? Ne için? Yani bu konuya ilişkin söyleyeceklerim hemen hemen bunlar. Çok kısa bir ara vermemiz gerekiyormuş. Yönetmenimin arzusu böyle oldu. İki dakika bir ara verelim ve devam edelim. Yeni Bakış'ta yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'ta başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi.
Evet değerli izleyenler, tabii teknik hata oldu ama teknik hata bak işte benden kaynaklandı. Çünkü bu Zamazingo'yu tutturacak yer bulamadım. Nereme koyayım diye bunu düşünürken ya işte böyle maşayla tutturduk. Çünkü tabii ben hareketli daha bir insan olduğum için pat diye düşer bu. Mikrofonda bir sıkıntı oldu tabii. Neyse söyleyeceğimizi söyledik. Merak eden varsa açar izler Yeni Bakış TV'yi. Ne söylediğimiz ne söylemediğimiz ortadadır. Biz bunları 36 yıldır 82'den beri, onun da gerisine gidersek 78'den 79'dan dergilerde de yazdım. Ama 82 değilim günlük gazetelerde. Bu adam 82'den beri hep bu rejimin karşıtı, hep bu rejimin düşmanı ve bu rejimin siyasetçileriyle uğraşan birisi olmuştur. Ve çok da sert eleştiriler yapmıştır. Ama hiçbiri böyle hukukçumuza sorup ona göre davranacağız dememiştir. Sayın Eroğlu, ki benim en çok eleştirdiğim insandır, bir günden bir güne bana haber ulaştırıp hukukçumla görüşüp bu programdan dolayı seni hukuka havale edeceğim dahi dememiştir. O sabrı en azından o olgunluğu göstermiştir. Dememiştir öyle bir şey. Yani UBP bile, ki benim ömrü hayatımda devamlı uğraştığım bir kurumdan böyle bir yaklaşımlar hiç gelmedi. Nedense CTP döneminde ve onun atadıklarından gelmeye başlıyor. Çok ilginç. Çok. Çünkü sadece Derviş Bey'in olgunluğuna bağlamıyorum meseleyi. Çünkü hukuka konu edilecek bir şey yok ortada. Siyasi kimliklerle uğraşıyor Ali Tekman. Kişisel meselelerle değil, siyasi kimliklerle uğraşıyor. Ve siyasi kimliklerin yaptığı atamalar ve bu atamaların sonucunda ortaya çıkan durumlarla ilgileniyor. Onun için Derviş Bey beni hiç dava etmedi. Tahsin Ertuğruloğlu hem Twitter'da hem günlük yazılarında hem televizyonlarda en çok eleştirdiğim ve en ağır eleştirdiğim kişiydi. Bir günden bir güne aracı koyup hukuktan mı hukuktan bahsetmedi. İstese yapmaz mıydı? Yapardı. Bakanken de yapardı. Bakan olmadığı dönemlerde de milletvekili olarak da yapardı. Derviş Bey yapamaz mıydı? Cumhurbaşkanı oldu adam. Yapardı. Yapmadılar. Bu iş biraz da hazmetme meselesidir. Demokrasiyi hazmedemezseniz sonuçta demokratik özgürlükleri, ifade özgürlüğünü de hazmedemezsiniz. Bu bir hazım meselesidir. Hiçbir siyasi karara muhatap olan makam sahibi bu ülkede dikensiz gül bahçesinde olduğunu düşünmesin. Düşünecekse de o makama talip olmasın. Sayın Dervişeroğlu bunu yapmadı bana. Sayın Tahsin Ertuğruloğlu bunu yapmadı bana. Sayın Taçoy bunu yapmadı bana. En ağır eleştirilerimi alan, yönettiğim üçlüydü bu. Sayın Kemal Dürüst bunu bana yapmadı.
Sayın Ersan Saner bunu bana yapmadı. Daha sayayım. Ama BRT müdürü gocunmuş. Üstelik ne küfür var, ne hakaret, ne de kişisel bir saldırı. Tamamen o atama prosesi ve o prosesin ardından olabileceklere ilişkin daha önceden yaptığım saptamaların birer birer gerçekleşmesi söz konusu. Ne gerek var araya insanlar koyup Yeni Bakış'ın, Yeni Bakış TV'nin yöneticilerini arattırmaya ve hukuktan, mukuktan, ondan bundan söz edip benim ifade özgürlüğümle ilgili gözdağı vermeye ne gerek var? Kimseyle şahsi meselemiz yok. Böyle algılayan varsa istediği gibi algılayabilir. Ama bizim kimseyle şahsi meselemiz olmadığı açık ve seçik ortadadır. Yeni Bakış'ta bugün bu konuyu yazdım. Okumazsam olmaz, okuyacağım. O çok kısalık, kısa aranın telafisi de mümkündür herhalde umarım. 2 dakika fazla sürebilir. 1982 yılından bu yana iradem dışındaki şartların oluştuğu bazı kısa dönemler hariç günlük gazetelerde köşe yazısı yazarım. Üslubum biraz ağır veya sert olabilir. Ancak hiç kimsenin kişilik haklarını rencide edecek yazım veya TV programım yoktur. Küfür yoktur, hakaret teşkil edecek sözlerim yoktur. Siyasetçiler halka mal olmuş insanlar olduğundan, yani temsil ettikleri siyasi görüşlerin bir bakıma simgeleri olduklarından, demokrasi ve gazetecinin ifade özgürlüğü bağlamında siyasi kimlikleriyle gerektiği zamanlar mücadele ederim ama orada da benim ifade özgürlüğümün başkalarının kişilik haklarına tecavüze dönüşmemesi için büyük özen gösteririm. Herhalde bu özeni gösterdiğim için zaten 36 senedir o kadar ağır eleştirilere rağmen kimse bu adamla ilgili tek bir dava açmadı, mahkemeye başvurmadı. Yaptığım eleştirilerin siyaset çerçevesi dışına taşarak şahsi mesele haline dönüşmesi en çok beni üzeceğinden ve böyle bir durumda hata yapma payımın artacağını düşündüğümden kişisel mülahaza ve hele de hezeyanlardan uzak dururum. Ha, bazıları siyasi kimliklerine ve pozisyonlarına yönelik eleştirilerimi şahsi mesele olarak algılayabilir veya öyle algılamak için gayret ederler. Ancak birazcık sağduyu ve akıl izan sahibi olanlar daha sonra oturup dört başı mamur şekilde düşündüklerinde meselenin özündeki sahiplerin ne olduğunu anlarlar. Vardır öyleleri. Yani o Ali Tekman bunu dedi. Rencide oldum ben. Allah Allah. Sen ne rencide olacaksın yahu? Senin bulunduğun siyasi pozisyon veya zemine göre ben eleştiri yaparım. Sen rencide olacaksan o zeminden kaç veya kaçmayacaksan da rencide olma. Siyasi bir zeminde oturuyorsun. Bu memleketteki siyasi rejimi günlük makale yazmak için kalemi ele aldığımdan beri eleştirenlerdenim. Hem de çok. Zaman zaman bazı siyasi partilere yakınlığım oldu. Mevcut düzeni değiştirebilecek potansiyel taşıdıklarını düşündüğüm siyasi misyonlar ve isimler oldu. Ama işte neticede potansiyel olarak sistem değiştirecek görüntü vermelerine karşın ya potansiyeli rejimden tırstıkları için pratiğe dönüştüremediler ya da öyle bir potansiyelleri varmış gibi algı yaratarak aslında illüzyondan öteye gidemediler. Meselenin iktidar rakı parti veya partileri veya düzenle
uzlaşan isimleri değiştirmek olmadığına dair görüşlerim de bizzat yaşadığım bazı deneyimler sonucu iyice pekişmiş oldu böylece. Yani parti değiştirdiğinden olur oy atarak. Düzen aynı. Ve yazarlık serüvenimde mevcut rejimin kurucusu ve kollayıcısı konumundaki UBP ile UBP'li siyasetçilere yüklediğim kadar kimseye yüklenmedim bugüne kadar. Üstelik uzun süreden beri de CTP'yi toplumun demokratik sığınağı ve Kıbrıs'ta barışın siyasi mevzisi olarak niteledim. Evet, çok uzun bir süre ben CTP'yi toplumun demokratik sığınağı ve Kıbrıs'ta barışın siyasi mevzisi olarak niteledim. Ve bu doğrultularda da yazılar yazdım. Ancak özellikle iktidar dönemlerinde rejimle sürekli uzlaşıp nüfusunu dahi bilemedikleri bu memleketin kısıtlı ve icazetli demokrasi şartlarında göstermelik seçimlerde yer alarak Özker Özgür ve Naci Talat CTP'sinin bittiğini adeta ilan eden tavır ve işaretleri sonunda onların da artık rejimin partileri arasında sadece farklı versiyon olmaktan öteye gidemeyecekleri kanaatine sahip oldum. Kusura bakmasınlar. Bu kanaate sahip çok insan var. Çok da CTP'li var. Çok insan var, çok da CTP'li var. Hiç kusura bakmasınlar. Sen nüfusunu bilmediğin bir memleketin kimin seçmen kimin değil anlaşılmayan bir memleketin bilinmezleri içerisinde belirsizlikleri içinde sözde seçime gideceksin, seçime katılacaksın ve icazetli demokrasi, sınırlı demokrasinin bir parçası olarak seçimden çıkacaksın. Ve ondan sonra bana sistemin tekerine çomak sokmaktan bahsedeceksin. Sistem bu işte. Rejim bu. Hadi sokun. Veya sistemin tekerine taş koyun. Yok, yapamıyorsunuz. İşte bu rejimin partilerinin iktidara geldikleri zaman mevcut devlet düzeni içinde varlıklarını alacakları icazet sonucunda koruyabilmeleri adına birbirlerini aratmayacak şekilde imza attıkları uygulamalar veya rejimin budanması adına imza atmaktan tırstıkları toplum yararına işlerin yapılmaması nedeniyle rejime uyum geleneği çerçevesinde gerçekleştirdikleri partizanca her tavır, eş ahbapto satırına aldıkları her karar ve yaptıkları atamalar bu satırların yazarı için en sert eleştirileri gerektiren tavırlardır. Rejimin kurucusu ve kollayıcısı UBP bu eleştirilerden azade olmadığı gibi aynı rejimle uyum sağlayan uzlaşan iktidar CTP'si ve diğerleri de azade değildir. Gene de ayırıyorum, gene de diyorum ki iktidar CTP'si. Çünkü biliyorum ki bu rejimin devrilmemesi halinde her şey daha da kötüye gideceğini çok iyi bilen CTP'li neferler vardır. CTP'li bilinçli insanlar vardır. Onun için iktidar CTP'si diyorum burada. Bu anlamda yaptığım eleştirileri şahsi mesele olarak telakki edip basın camiasından bazı arkadaşların Yeni Bakış TV'yi arayarak oradaki sorumlu arkadaşlara ve dolayısıyla şahsıma gözdağı verme gayretlerinin bir şekilde motivasyonunu teşkil eden statüko yasaklarının simge kurumu olan BRT'nin müdürü de eleştirilerden azade olamaz. Yok böyle bir şey. Dikensiz gül bahçesi yok. Kaldı ki o göreve atanmasına ilişkin siyasi karar eleştirilerimizin önceliğini teşkil etmektedir. Ve o siyasi karar sonucunda
atanmasının ardından BRT'de fing atan rejimin ödenekli işbirlikçilerinin orayı ne hale çevirdiklerinin tablosu ortadadır. Siyasi atamanın muhatabı olan hiçbir makam dikensiz gül bahçesi değildir ve gerekirse sert eleştirilerin muhatabı olmayı da sindirebilmelidir. İşimiz gücümüz yok da BRT müdürünü şahsi mesele yapacağız ha. Şahsi düşünceler çerçevesinde ve rejimin geleneklerine uygun olarak atamalar yapanlara söyleyin bunları. Beni Yeni Bakış TV'ye şikayet etmeden ve gözdağı vermeye çalışmadan önce. Bu konu speküle edilmesin diye ve karşılıklı bir fasit bir diyalog içerisine girmesin diye bu noktadaki yani bu tartışmaya konu olan noktadaki yazacaklarımı bu kadarla bitiriyorum. Ama BRT'ye yönelik esaslı eleştirilerim, BRT müdürü ve yönetim kuruluna yönelik esaslı eleştirilerim devam edecek. Bu benim hakkım, bu bir gazetecinin hakkı, bu bir yazarın hakkı, bu ifade özgürlüğüne sahip olan insanlarımızın hakkıdır. Ve lütfen kimse aracı olmasın. Beni isteyen, benimle konuşmak isteyen, bana bir mesaj iletmek isteyen direkt gelir şahsımı bulur. Veya şu telefon kadar yakınım. Sonra ben de cevabını veririm. Aksi takdirde kimse kimseye demeyeceğim. Kiralık kalem olmaya hazır insanlar var. Emret, vuralım yeniliği kalemimizle diyenler var. Bunu bilirim ve bunun gönüllüleri de var şimdi. Sakın. Sakın girmeyin bu işe. Ben belirli bir kişiyi kastetmiyorum. Ama eğer bu kiralık kalemler emredin Ali Tekman'ı kalemimizle vuralım, sözlerimizle vuralım diye ortaya atılanlar varsa sakın. BRT müdürü de alışacak bunlara. Yani eleştiriye alışması lazım. Eğer eleştiriye alışmazsa olayları hep şahsi mesele olarak algılayıp o minvalde konulara bakarsa hatalarını artıracak, yanlışlarını artıracak. Onun da bir an önce bu yılbaşına girerken bir böyle daha seringanlı düşünmesi lazım. Eleştiri bizim hakkımızdır. Gazeteci yazarların hakkıdır. Sert veya yumuşak eleştiri. Fark etmez. Yeni Bakış'ın manşetini de hatırlatarak programımızı tamamlayalım bugün. Çünkü yönetmenimiz öyle buyurdu Zerdüş derler bir şey vardır. Nietzsche'nin galiba. Evet. Çok sevdiğim bir filozoftur. Öyle buyurdu Zerdüş diye bir kitabı var. Yönetmen de işte öyle buyurdu. Bizim yönetmen.
biz de o buyruk neticesinde yavaş yavaş sonlandıralım programımızı. Ama Yeni Bakış'ın manşeti bugün çok önemli. Boğazımıza kadar yolsuzluğa battık. Bir dakika, bu spotları okumam lazım. 2017 Kuzey Kıbrıs yolsuzluk algısı raporu, KKTC'de yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvetin yanı sıra bunları caydırması gereken kurumların etkisizliğiyle tedirginliğe neden olan çok ciddi sonuçları gözler önüne seriyor. Anket üzerinden değerlendirmenin yapıldığı raporda ankete katılanların %89'u KKTC'de yolsuzluğun olduğunu belirtti. Raporda bu oranın %56'lık kısmı da yolsuzluğun ülkede bir önceki yıla göre arttığı görüşünde. Raporda kamu kaynaklarının yolsuzluktan dolayı özel şirketlere, bireylere ve gruplara aktarılması çok yaygındır diyenlerin oranı %48. Raporda yer alan kamu ihalelerini kazanabilmek ya da çıkar elde edebilmek için rüşvet verme geleneği var mıdır sorusuna cevaplayanların %43'ü çok yaygın yanıtını verdi. Bir de şuna bir bakalım. Ankette yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadele etmesi bakımından en zayıf halka olarak Başbakanlık Denetleme Kurulu öne çıkıyor. Bunu sırasıyla %15'lik oranla Sayıştaylık, %17 ile Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu, %20 ile Medya, %22 ile Ombudsman. Medyada güvenilmeyenlerin arasında ilk üçte %22 ile Ombudsman, %23 ile sendikalar, %25 ile sivil toplum örgütleri, %29 ile mahkemeler ve son olarak da en yüksek oranı alan %33 ile sosyal medya izliyor. Yani sosyal medya çok savaşıyor yolsuzluklardan demek ister. Mahkemeler de çok savaşıyor. Ama bizim medyanın da içinde bulunduğu diğer kesimler havacıva. Evet. Programımızın sonuna geldik. Benim yeni yıl diye bir kavramım yoktur. Yeni bir takvim kavramım vardır. Tamamen aritmetik. Hesaba dayanan, yani aylar gelir, geçer. Her gün doğar, biter. Rakam değişir sadece. Olaylar, hadiseler ve dünya üzerinde ki bütün gelişmeler takvimin değişmesiyle aksi istikamete dönmez. Dünya da ters dönmez zaten. Dolayısıyla rakamsal bir değişiklik benim için çok da fazla bir şey ifade etmez değerli izleyenler. Ama şunu söylemem lazım. Hayal yükleyenler, umut yükleyenler yeni yıla dilek ve temennilerini istedikleri gibi yapabilirler, rahatlayacaklarsa. Ama hayallerini böyle çok yüksekte tutup çok da yüksekten düşmesinler diyorum. Ve bir takvim yılının da aslında son programını bitiriyorum bugün güncel programı adına. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hava bozdu, fena bir yağmur geliyor. Gelsin, önemli değil. Yağmur yağsın ama kırmadan, dökmeden yağsın. Unutmuyoruz, hayat hakkımız mücadelemiz kadardır. Hoşça kalın.